Tank sınıfları dörde ayrılır. Hafif tanklar, orta tanklar, ağır tanklar ve tank avcıları. Günümüzdeki tanklara da katarsak 5 adet. Yani ana muharebe tankları. Hafif tanklar, savaştan ziyade piyade destek ve keşif amacıyla kullanılan araçlardı. Gerek zırh delme kapasitesi, gerekse de topun isabeti, öldürücülüğü düşüktü. Lakin hızlı, basık profilleri, özellikle belirli araçların uçaktan dahi atılabilmesi sayesinde üretilmesi ucuz, basit araçlardır. Ağır tanklar ise hafif tankların tam tersidir. Hafif tanklarda olduğu gibi zırhı 20-30 mm yerine minimum 100 mm kalınlığa sahiptir. Ağırdır, isabetli ve yüksek nüfuz kabiliyetine sahip toplar kullanırlar. Ayrıyeten son derece pahalı ve sofistike araçlardır. Ön cephe hatlarında tercih edilirler. Genel gayesi düşman tanklarını, ekipmanlarını yok etmektir. Orta tanklar ise hafif ve ağır tankların birleşiminden oluşan bir sınıftır. Gerekli durumlarda tank da ağlayabilir, gerekli durumlarda piyadeye destek de verebilir. Keşif görevlerinde de kullanılabilir. Ancak hiçbir zaman hafif tank kadar hızlı, ağır tanklar kadar zırhlı, üstün ateş gücüne sahip değildirler. Orta tankları F-16 gibi de düşünmek mümkün. Her işte başarılıdır. Tank avcıları ise isminden de anlayacağınız üzere sadece tank avlamak için üretilirler. Genellikle kuleye sahip olmazlar. Topları belirli bir açıda döner. Kule bulunmadığında ağır tanklardan daha hafiftir ve üretilebilirliği daha yüksektir. Lakin piyadelere karşı son derece zayıftır. Savaşın sonlarına doğru üretilen modeller dışında tank avcılarında piyade avlamak için makine tüfek dahi bulunmaz. Gelelim ana muharebe tanklarına. Ana muharebe tankları daha demin saydığım tüm sınıfın birleşimidir. Hafif tank kadar hızlıdır, ağır tank kadar zırhlıdır, tank avcısı gibi silahı öldürücü, isabetlidir.